Görüldü ve görülüyor ki moral üstünlük muhalefette. Millet İttifakı durduğu yerde dursa hiçbir şey yapmadan bu seçimi alır. Yeter ki büyük hata yapmasın. Erdoğan'ın hikayesi bittiği gibi planladığı projeler de elinde patladı. TOG'u sessiz sedasız piyasaya sürdüler, Kanal İstanbul'da çivi bile çakamadılar, EYT filan gibi müjdeler bekledikleri ilgiyi görmedi. Üstüne peş peşe felaketler yaşandı, yaşanıyor. Doğa olayları birer afet değildir elbette. Gel gelelim üzerine oturacağız zemin hesaba katılmadan yapılan yerleşim planları yüz binlerce insanın canına mal oldu, milyonlarcasını yerinden etti. Halen de akıllar başa gelmiş değil. Adamını bulan evine hasarsız raporu alıyor, çatlakları sıvıyan kiracı bakıyor, başını sokacak çadırı yok, Allah reisi başımızdan eksik etmesin, diyor. Reis de yıkılan %98 bina bizden önceki döneme ait diyor. Diyelim ki öyle. Kimse de çıkıp sormuyor. Yahu 20 seneyi geçti iktidarsın öncesi sonrası mı var? Bu süre tüm ülkeyi dönüştürmeye yeter artardı. Hikayesi bitti muhalefeti kopyalıyor kendi altılı masasını kuruyor, benzer biçimde Cumhurbaşkanı yardımcılarını ilan etme derdinde. Komik oluyor tabii. Muhalefeti koalisyon diye kötülerken kendi masasındakilere dostlarımız diyor. Kale alınır yanı yok, olmamalı da. Fakat iki yönden hayra yormalı bunu. İlki Erdoğan'ın seçime asılması seçimle gidebileceği ihtimalini güçlendiriyor. İkincisi daha önemli. Beğenin beğenmeyin bir ittifak topluyor. Yetinmeyip muhalefeti bölmek için Muharrem İnce, Perinçek gibi adaylara lojistik destek veriyor. İşte bu risk muhalefetin tek aday etrafında kenetlenmesini zorunlu kılıyor. Erdoğan seçimi ilk turda alamayacağını biliyor. Muhalefet de 50'yi bulamasın diye oyları bölme derdinde. Onun için seçimi ilk turda bitirmek zorundasınız diyebilirsiniz ki muhalefet ilk turda bölünse dahi ikinci turda Kılıçdaroğlu lehinde birleşir Erdoğan her türlü kaybediyor. Bu kadar emin olmayın. Yerinde kim olsa seçimden önce bavulunu toplardı. Erdoğan'ın toplayacak bavulu yok. Belki de hiç olmadı. Kendi ve çevresinin rahatlığı seçim mühendisliğiyle masa üstünde galibiyet planı. Daha önce söyledim bir kere daha hatırlatayım. Özer Sencar anlatmıştı. 2019 Ankara Belediye Seçiminden önce yaptıkları yoklamalarda Mansur Yavaş rakibine 20-25 puan fark atarken sandıkta ancak 4 puan farkla ipi göğüslemiş. Çünkü ıslak imzalı tutanakların ancak %55'i merkeze ulaşmış. Parti ekipleri sandıkların tamamına yetişememiş. İstanbul'da ise sonuç tahmin ettikleri gibi gelmiş çünkü tüm sandıklar kontrol altındaymış. Şimdi tüm Türkiye söz konusu. Deprem nedeniyle göç edenler var. Başta Suriyeliler olmak üzere göçmen meselesi var. 10-11 ilde ilan edilmiş o hal var. Seçim güvenliği emanet edilmiş Süleyman Soylu var. Güdümlü medya var. Fahrettin'in trolleri var. Yani anlayacağınız varoğlu var. 200 bin sandıkta parlamento ve cumhurbaşkanı seçim pusula ve tutanaklarını eksiksiz biçimde denetlemeli, seçim günü gecesi ve sonraki günler için çok iyi organize olmalısınız.'' tüm organizasyonu yedeklemeli, enerji kesintilerinden jandarma polis baskınına her şeyi hesaba katmalısınız. Öteki türlü sahada kazandığınızı masada kaybedersiniz. Ülkeye musallat olmuş şebekenin iktidarı kaybetmemek için yapmayacağı şey yok. Ve bu kimse için şaşırtıcı da değil, biliyorsunuz öğrendiniz artık. Kazanmak kadar kazandığınızı da kabul ettirmek zorundasınız. Her türlü çirkefliğe hazır olun.